Merhaba değerli Toft ailesi. Mayıs ayı boyunca engelli bireylerimizin hayatlarına dokunmaya ve toplumsal hayata katılımları için var gücümüzle çalıştık. Neler yaptığımıza gelin beraber göz atalım. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Engellilerle Yaşamak dersi kapsamında Genel Başkanımız Semra Çetinkaya ile buluştu. Bu buluşma empati duygusunun derinleştiği bir an oldu. Turner International ile Toft Genel Merkezimizde bulunan empati parkurumuzda eşsiz bir tekerlekli sandalye deneyimi yaşadık. Bu deneyim kalplere dokundu ve eşsiz bir empati duygusu yaşattı bizlere. Islamic Relief Türkiye ile işbirliğimiz devam ediyor. Bası yaralarını önleyici 60 havalı minderimizi engelli bireylerimize ulaştırdık. Bu yardımla onların yaşam kalitesini arttırdığımız için çok mutluyuz. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Medifest'e katılarak harika bir atmosfer yaşadık. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret ettik. Birlik ve beraberliğin, ortak akılla beraber engellerimizin hayatını kolaylaştıracak, daha güçlü adımlar atacak konular üzerine fikir alışverişi yaptık. Bakırköy Belediyesi Engelsiz Hayat Komisyonu'nda derneğimizi ziyaret ederek dayanışma duygumuzun pekişmesine sebep oldu. Ayrıca Bakırköy Medeni Berk İlkokulu öğrencileri derneğimizi ziyaret etti. Toplamış oldukları plastik kapakları bizlere teslim ederek büyük bir örnek bir dayanışma göstergesi sergilediler. Toft Engelsiz Mutfak'ta her hafta çarşamba günü yeni lezzetler deneyimlemeye devam ediyoruz. Engelli bireylerimiz mutfak sanatlarını öğrenirken hayatlarına yeni lezzetler katıyorlar. Toft Engelsiz Mutfak misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. MasterChef Türkiye şeflerinden Ayaz Geçer Engelsiz Mutfağı ziyaret ederek neşeli anlar yaşadı. Empati parkuru deneyimiyle duygusal anlar yaşayan şefimiz topluma çok önemli mesajlar verdi. Türkiye Omurilik Felçleri Derneği olarak koşamayanlar için koşuyoruz. Omurilik felcinin tedavisinde fon toplanan bu koşuda dernek olarak yerimizi aldık. Engelli bireylerimize katıldığımız bu koşuda büyük bir farkındalık yarattık. 17. Medula Spinalis Yaralanmaları Sempozyumuna katıldık. Genel Başkanımız Semra Çetinkaya'nın açılışıyla başlayan sempozyum büyük ilgi gördü. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Üsküdar Bilfen Fen Lisesi, HSBC Genel Müdürlük ve Ant Teknik'te stand açarak sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduk. Gösterdiğiniz yoğun ilgi ve destek için sizlere teşekkür ediyoruz. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile tekerlekli sandalye dağıtım töreni gerçekleştirdik. Plastik kapakları toplayarak bizlere destek olan tüm yurt öğrencilerine teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Hüsnü Ayık Bakım Merkezimizde Bahara Merhaba yazı karşılama partisi düzenledik. Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve değerli eşi Zehra Çalık'ın da katılımıyla harika anlara şahitlik ettik. Ayrıca İTMİP Başkanı Güven Karaca bakım merkezimizin çarşaflarını ve perdelerini yenileyerek bizlere destek oldu. MHP İl Başkan Yardımcısı Sayın Bilal Tekin de personellerimizin iş kıyafetleri noktasında bizlere büyük destek sağladılar. Hem Sayın Güven Karaca'yı hem de Bilal Tekin'i sakinlerimizle beraber bakım merkezimizde en kısa sürede misafir etmek için bekliyoruz. Gönüllü psikologumuzla her ay farklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu ay Bedenimde Arıyorum etkinliği ile buluştuk. Ruhlarımızı birleştiren bu buluşma bizleri bir arada tutuyor. Ve Mayıs ayı içerisinde Engeller Haftası'nı barındırıyor. 10-16 Mayıs Engeller Haftası hepimiz için çok önemli. Yalnız sadece belirli gün ve haftalarda değil, her zaman engellilerimizin yanında olmalıyız. Türkiye Omurilik Felçleri Derneği olarak Engeller Haftası kapsamında Bakırköy Meydanı'nda dernek üyelerimizle buluştuk. Engelli haklarını yüksek sesle haykırdığımız bu buluşma hepimize umut oldu. Engeller Haftası kapsamında Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu genel merkezimizi ziyaret etti. Başkan tekstil atölyesinde tişört basımı, epoksi atölyesinde epoksi dökümü çalışmalarına katılarak güzel anılar biriktirdi. Ayrıca bu çalışmalarımızın desteklenmesi ve gelişmesi için bizlere destek sözü verdi. İstanbul Kültür Üniversitesi Akın Güç Auditoriumu ve Sanat Merkezi'nde Türkiye Omurilik Felçleri Derneği yararına Engeller Haftası kapsamında İKÜ İşaret Dili Korosu'nun düzenlemiş olduğu konsere dernek üyelerimizle beraber katılım sağladık. Ayrıca Hilton İstanbul Maslak'la misafir olarak engelli bireylerimize farkındalık yaratmak ve ilham vermek için bir araya geldik. Bu anlamlı buluşmaya ev sahibi yapan tüm Hilton İstanbul Maslak yöneticilerine teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Türkiye Jockey Kulübü'nün düzenlemiş olduğu Engeller Haftası kapsamındaki koşuya katılım sağladık. Bu önemli organizasyonda emeği geçen, farkındalık yaratmak için bizlere destek olan tüm yönetimdeki arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi gönderiyoruz. İstanbul İl Jandarma Müdürlüğü Balmumcu Sosyal Tesislerinde gelecek yıl düzenlenecek temsili askerlik görüşmeleri için yetkililerle bir araya geldik. Bu anlamlı görüşme bize umut dolu bir geleceğin kapılarını araladı. Ve tabii ki Mayıs ayı, Anneler Günü. Engelli annelerimizi unutmadık. Kariyer Moda ve Eğitim Kurumları işbirliğiyle onlar için harika bir cilt bakım günü organize ettik. Ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı.
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile beraber bayramımızı engelli gençlerimizle beraber kutladık. Bu kutlama yüreklerimizi coşku ve gururla doldurdu. Türkiye Omurilik Felçleri Derneği olarak sosyal hizmet çalışmalarımız Mayıs ayı içerisinde de aralıksız devam etti. Bu kapsamda 22 engellimize akülü tekerlekli sandalye, 26 engellimize manuel tekerlekli sandalye, 2 çocuk engellimize çocuk özellikli manuel sandalye, 60 havalı minderi engelli bireylerimize ulaştırdık. Bu yardımlarla onların yaşam kalitesine dokunmak bizleri ayrıca mutlu etti. Türkiye Omurilik Felçleri Derneği olarak yaptığımız tüm etkinliklerde, tüm işbirliklerinde bir hedeften sizlere bahsediyoruz. Son engelli birey sokağa çıkana kadar mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu mücadelemize destek olmak için son engelli bireyi evinden çıkana kadar Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'ni desteğe davet ediyorum.